85. Öğretmenlik mesleğine yeni başlamış. Nasıl heyecanlıyım. İlk sınavları yaptık, sınavları okudum, öğrencilere duyurdum. Dediler ki veli toplantısı olacak. Neyse günlerce hazırlık yaptım, evde kendi kendime prova yaptım. Derken veli toplantısı günü geldi, çattı. Sınıfa girdim, bir sürü veli, içlerinde bir tane veli. Ana karnındaki o rahat ortamı alıyor.
pedagojik olarak şöyle bir açıklaması. Pedagojik seviyorsunuz ama ümit yemiyorsunuz. Hocam bu ülkenin durumu ne hocam? Ya selam deme, durum şu. Çocuğunuz anlamıyor. Çocuğunuz ana karnındaki rahat ortamı arıyor. Ana karnındaki rahat ortamı. Doğruları söyledik olmadı, yalan söyledik olmadı, lafı dolandırdık gene dayak yedik. Ama ben bu işi kafaya taktım. Oturdum gecemi gündüzüme kattım. Geceler boyu ders çalıştım, literatür taradım, kaynaklara baktım, aradım taradım ve en sonunda o muhteşem buluşumu yaptım. Eminim ki o buluşumu siz de günümüzde halen daha kullanıyorsunuz. Şimdi sırada ilk veri toplantısında bu buluşumu denemek var. Hocam. Hocam benim Zeki yavrumun durumu ne? Şimdi Fıkra yeter ya, ne Fıkra ya? Sabahdan beri Fıkra ya. Ben de kendi çocuğuma... Az oyun yapmasın, oyun nasıl ya, oyun! Beyefendi, şimdi Ümit'le ilgili durum şu. Nasıl durum hocam? Çocuğunuz, yani... Nasıl anlayayım ben size? Şöyle bir... Evet hocam. Yani çocuğunuz Zeki. Ama çalışmıyor. Zeki. Ama çalışmıyor. Çalışmıyor. Çalışsa? Ortalığın toz dumana katar. Toz dumana katar. Hatta çocukta o var kapasite. Var. Var. Çok zeki. En güzel zeki. Zeki. Aslan hocam. Aslan hocam. Evet, işte böyle tarihe yön veren bir buluşum benimkisi. Eminim siz de günümüzde kullanıyorsunuz. Kullanmayan var mı? Öğrenci canım sıkıyor mesela. Yapıştır geç, zeki ama çalışmıyor. Veliyle uğraşmak istemiyor musunuz? Siz bir kelimeyi kullanın geçin. Zeki ama çalışmıyor. Nasıl ince atama ben buldum. Zeki oğlum Furkan şimdi koskoca bir hakim oldu. Çok zeki. Küçükken de öyleydi. Öğretmeni veli toplantılarında hep ondan bahsederdi. Çok zeki der. Ya ben biliyorum benim oğlum da var o kapısı. Oy çalışmıyorum. Zeki ama çalışmıyor lafını duyunca çalışmayı hepten bıraktım. Niye çalışmıyorsun lan diyorum. Baba ben zekiyim diyor. Oy zekisin ama çalışmıyorsun diyorum. Hoca da öyle dedi zaten diyor. Açıkçası o dönemde öğretmen babama zeki ama çalışmıyor deyince bir an zeki olduğuma inanmıştım. Dedim ki zekiyim, çalışayım. Fakat daha sonra fark ettim ki ben hiçbir ders anlamıyorum. Bu sayede gerçekten dersleri anlamadığımın farkına varmış oldum. Teşekkürler öğretmenim, ellerinden öperim. Şu an tabii işkembeyle çalışmaktayım. Bu belgeseli izleyen herkesi işkembecimize davet ediyorum. Çok iyi paça var, çok iyi tuzlama var, tuzlama, saltı.